Herkese merhaba arkadaşlar. Aziz Kancan'ın kanalındayız. Aziz hile yaptı, beni geçti. Abone sayısı benim 1,5 katım. Tabii ben bunu kaldıramadım. Ne yaptım hemen? Bir virüs attım kanalına. Şifreye girdi. Neydi o? K bir şey. Yabancı değilim ben, anlamıyorum o işlerden. Erzurum'un dağ adamı ne anlar? Arkadaş dedim, ben bunu kanalına alayım, aldım. Aziz Kancan artık benim arkadaşlar. Kanalı da geri vermiyorum. Kusura bakmasın. Beni geçiyorsa bu da böyle arabayı da aldım altından. Dedim Polo'yu bir ver dedim. Ben biraz dolaşacağım, bir bakacağım. Götürmüşken bir de testini yapalım dedim. Artık benle birliktesiniz. Aziz yok, ben varım. Evet arkadaşlar, Polo GT ile birlikteyiz. Takipçilerin çoğu biliyor zaten bu aracımı. Satılana kadar bindiğim bir araç. 250 torku var. 150 beygir ACT akıllı silindir kapaklı motor teknolojisine sahip. Yani gerektiğinde 2 silindirli çalışıyor. Gerektiğinde 4 silindirli çalışıyor. 0-100'ü 7.6 saniye. Ya 7, yani 7-6 yazan yerler de var. 7-8 yazan yerler de var. Bu arada bir 0-100'ü var. Lastik şant ölçüsü 215-40. 17 inç Bridgestone lastikleri var fabrika çıkışlı. Gayet iyi, çok güzel görünüyor jantları ama bu jantların temizlemesi falan bir işkence, yani şu araları falan temizlemek kirlenince bayağı sıkıntı. Bu aracın şöyle motor teknolojisini, GT Blue, GTI'ler bitti, GT Blue'lar başladı biliyorsunuz. Bu aracın etrafında şeritler var, şöyle görüyorsunuz. Bu şeritler özel olarak getirtilmiş ve araca yapıştırılmış. Ruhsata işlenmiş. Yani orijinalinde yok. Ben de sökmek istemedim. Böyle kaldı. Arka tamponda bir difüzör var. Normal Polo'dan ayıran. Şöyle spoiler var. Uzatılmış. Cam tavan sonra. Ve cam tavan açılıyor bu araçta. Cam tavanı açılıyor. Yani Scirocco'daki gibi sadece böyle V kalmıyor. Cam tavan aynı zamanda bu araçta açılabiliyor da. Aynalar piyano bilek. Önde far yıkama var. Aktif olarak çalışıyor. Bir xenon farlar ve gündüz ledlerini de şöyle farlardan görebiliyorsunuz. Yine burada da GT logosu var. Yani aracın dışarıdan tasarımı filan benim beğendiğim bir araç. İşin açığını söylemek gerekirse tasarım olarak. Yani kullanırken de zevk aldım. Güzel. Gerçi pek boyuma uygun bir araç değil ama güzel bir araç. Şimdi aracın içine geçeceğim. Evet, şimdi aracın içindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir direksiyon simidi. Zaten bu aracın en çok ilgi çeken kısmı direksiyon simidi. Normal Polo'larda bu direksiyon simidi yok biliyorsunuz. Bu araçta bu direksiyon simidi var. Scirocco'da da var bu aynı direksiyon simidi. Şurada yine bir GT logosu var. Yani şunun nakışları ama mavi olabilirdi. Çünkü GT logosuyla uyumlu bir mavi olabilirdi. Ama normal beyaz nakışları var. Yani dikişleri daha doğrusu. Şöyle gösterge panelini göstereyim. Gösterge paneli normal Polo ile aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Normal Polo'da neyse bunda da aynı. Yanlar analog, ortada da bir gördüğünüz gibi dijital yol bilgisayarı var. Direksiyonun üzerindeki kumandalara gelirsek arkadaşlar, şu tarafı komple hız sabitleme ve sınırlamaya ayrılmışlar. Ve altta da radyonun sesini açıp kapama tuşlarını buraya koymuşlar. Bu tarafta ise yol bilgisayarı, sesli komut ve yol bilgisayarı arasında geçişler ve aynı zamanda radyo arasında geçişleri buradan yapabiliyorsunuz multimedya ekranında. Onu da buraya koymuşlar. Şöyle yol bilgisayarı şu anda görüyorsunuz. Şuradan değiştirebiliyoruz yol bilgisayarını. Sürüş bilgilerini de kalmış. Şöyle bu tarafa doğru geldiğimde otomatik far var. Normal Comfortline Polo'larda yok. Launch donanımda var. Bir de bu GT'lerde var. Otomatik far var. Bizden onlar yani otomatik. 4 cam otomatik var. Arka cam kilidi buradan aktif pasif yapılabiliyor. Buradan merkezi kilit ve elektrikli aynayı da buradan, ısıtmalı elektrikli aynayı da buradan ayarlayabiliyoruz. Ama bu aynada katlanır ayna opsiyonu yok. Olabilirdi. Bence olmalıydı da katlanır aynı. Hatta şöyle yukarıya doğru BMW tarzı açılsaydı daha da spor görünebilirdi. Normal Polo'dan ekstra olarak bu araçta bir de F1 vites kulakçıkları var. Biliyorsunuz normallerinde yok. Bunda F1 kulakçıklar da var. Şöyle ön panele geldiğimizde ise ESP aktif pasif etme tuşu, üstünde hemen yanında pardon start stop, arka cam ve dörtlü flaşörler var. Şurada da kart koyma yerleri falan var. Pek kullanılmıyor bizim ülkemizde onlar ama insan koymuşlar. Deneyelim mi? Kart sığıyor mu diye. Sığıyor. Sen denedin mi? Ben çok merak ediyorum ya. Şey aldım kendime, İstanbul kart aldım. Sığıyor mu? Bak. Tam da güzel oluyor. Yani. Ama Türkiye'de kullanılmıyor bu pek ya. Yabancı ülkede çok kullanılıyor. Yabancı ülkelerde falan. Adamı kart almak için arabaya gider. Vallahi yapar.
Bunda bu arkadaşlar normal GT, bir de GT'lerde opsiyon olarak double ekran, yani tam boyutlu ekran alabiliyorsunuz. Bunda küçük ekran var, normal standart Polo'nun ekranı var. Şurada AUX çıkışı var, burada da bir SD kart çıkışı var. Normal küçük, dokunmatik hassasiyeti güzel, ara geçişleri gayet hızlı bir klasik Volkswagen ekranı var. Dijital klima yok, yine onun da dediğim gibi GT Plus seçeneğinde opsiyon olarak dijital klima ve büyük ekran aynı anda gelebiliyor. Aşağıda USB çıkışı var, şurada USB çıkışı var. Hemen yanında bir çakmaklık var ve ikili bardaklık var, üzeri açık. Şu arkada da bir saklama alanı var. Şöyle ama telefonu sadece nereye koyabilirsin? Orası çok uzak ya, ulaşılması telefonu, değil mi? Duymazsın ki burada telefonu. Telefonu alana kadar kaza yaparsın orada. Aynen bir de. Aynen. Burada, ama şey yani telefonun için değil de diğer malzemelerini koymak için fena bir göz değil. Yani cüzdanı, ruhsatı. Bir de ses yapar orada. En aynen. Azından bir ufak bir kaplama. B segmenti ne kaplaması abi diyecekler ama baba olsun ya. Olsun yani, ucuz bir şey değil. Şöyle DSG vites topuzu. Ben bu vites topuzunu çok beğeniyorum. Yani benim hoşuma gidiyor. Yani 10 yıl daha üretseler üretsinler. Yani Ford'daki gibi, Renault'daki gibi kaba bir topuz yok. Bu vites topuzu gayet iyi. P, R, N, D ve S modu var. S moduna tekrar aşağıya çektiğinizde D'deyken S moduna da alıyor. Yandan manuele de atabiliyorsunuz. Zaten DSG'yi bilmeyen yok kullanışını. Şimdi şöyle bir deri kaplamalı, elektronik olmayan normal, manuel bir olması gerektiği gibi. Yani GT'de. Spor bir arabada olması gerektiği gibi bir el freni var. Arkada şöyle ufak bir yerler var. İşte oraya millet ne koyar bilmiyorum ama. ÖSYM'nin kalem kutusu sağlıyor. Şöyle kol dayaması var. Kol dayaması şu şekilde ayarlayabiliyor. İndiriyorsun falan, kaldırıyorsun ama bu kadar kalkıyor. Şöyle içi çok güzel ama ya. İçi kaplamalı değil mi? Eski Golf 4'lerdeki kaplamanın aynısı. Çok güzel ve hissiyatı falan müthiş. İçi de bayağı iyi yani. Geniş. Sığar bayağı bir şey oraya. Cüzdan falan buraya koyan. Cüzdan falan hepsi sığar. O anlamda burası güzel yani. Burayı ben de sevdim. Biraz daha sadece şöyle hafif yukarıda şöyle de durabilirdi yani. Tek sorun olarak söyleyeceğim şey olur. Ama bu yetiyor yani. Torpidosunun kilit yok. Kilit olmalıydı. Volkswagen'lere de alıştık yani. Hep övüyoruz. Burada soğutucusu var. Ayarı buradan. Hı-hı. İçi kaplı değil ama yani büyüklüğü sınıf için yeterli. Güzel. Şurada gözlüklük var. Burada yok. Ama çizilir orada. Burada muhtemelen çizilir. Ya yani kapıyı atacağım buraya. Yapacak bir şey yok. Plastik kalitesi gayet yumuşak. Şöyle de göstereyim. Yani bu sınıfta olabilecek en iyi kalite diyebilirim. Yani plastik kalitesi Fiesta'nın da yumuşak. Bunun da yumuşak. Gayet iyi. Yani şuraya kadar, şu noktaya kadar plastik kalitesi gayet iyi. Yani şuradan kesmişler. Aşağılar ya, sert tabii direksiyon ki. Direksiyon efsane. Tamam. Üst taraf sınıf üstü. Hı-hı. Alt tarafta sınıf standartlarında. Aynen öyle olmuş. Güzel kesinlikle yani. Güzel. Yani saklama alanları da bana yeterli. B segmenti bir araca göre senin taraftaki saklama alanın nasıl? Burası da orayla aynı ve güzel yani. Burası yani gayet yeterli. İçinde dediğimiz gibi kaplama yok. O da B segmenti bir araçta normal kaplama olmaması. Işıklı makyaj aynısı. Blue diyorsun, GT diyorsun. LED koyardım buraya. Aynen. LED olsaydı çok daha ama iyi olurdu. LED yani koy, sonradan da koyuluyor ama o fabrika koyunca tabii daha böyle bir şey oluyor. Evet. Premium kullanın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kesinlikle. Şöyle sunroof'u da buradan açabiliyoruz. Çok iyi oldu ya. Sunroof'un büyük olması çok güzel. Aynen. Büyük ferah kılıyor. Şöyle. Yukarıda. Şura güzel ya hakikaten. Aynen. Sunroof'un açılması falan gerçekten çok iyi yani. Hem de ferah kılıyor içeride. Perdesi elle geliyor. Bu şekilde. Aynen. Çok, ya şunu da yapabilirsin işte. Sinek gelmesin. Aynen. Şöyle yine. Çevirdiğin zaman yukarıdan. Çevirdiğinde kapanıyor. Klasik Volkswagen. Tavan siyah arkadaşlar. Tavanı spor versiyonu olduğu için siyah yapmışlar. Bence kabul edilebilir siyah olması. Karartmalı ayna da var. Otomatik kararan ayna. O da güzel bir detay. Karartmalı bir dikiz aynası da var aracın. O da iyi bir detay. Ama yani B segmentine koymazlar. Passat'tan farkı almaz ama Passat'taki gibi bir şey koysalarmış efsane olurmuş. Yeni Passat'taki. Çerçevesiz ayna. Değil mi? Aynı. Çerçevesiz A4 Passat'taki gibi süper olunmuş. Şöyle bir arabanın arkasına, bagajına doğru bir ilerleyelim. Arka kısmına oturmuyorum. Arka kısmına şöyle söyleyeyim. 1.77, 1.80'e kadar öndeki de 1.75 filansa sığabiliyorsun ama 1.80 üzerinde sıkıntılar yaşarsın yani. Arkada oturan iki kişi anca oturur arkada. Bura armadan açılıyor yine. Armadan açılıyor yine. Güzel. 250-80 o civar bir şey bagajı var.
bagajı yani normal, çok dar değil, geniş de değil. 280 litre bir bagajı var. Şöyle çift bagaj. Altta da şöyle gösterebiliriz. Şu malzeme çok sağlam ama ya. Taş bu taş. Ha aynen, ona hiçbir şey olmaz. Bu bayağı sağlam. Yani burada çift bölme yapan başka firmalar da var ama şu malzeme çok taş. O kadar sağlam kullanmıyorlar. Koltuklar yatıyor bu arada. Aynen. Koltuklar yatıyor. Yükleme alanı olabiliyor. Tutamaçlarımız var. Tutamaç. Ben iki taraflı. Biliyorsun tutamaçlar. Bunlar olacak baba. Değil mi? Güzel ama yani. Güzel. Hafif mi? Bagajı mı? Kapatıyorum. Yarıdan sonra kendi kapanıyor zaten. Değil daha mi? Daha ağır ama kendi iniyor aşağı. Sensörleri orijinal mi? Sonradan takılma. Sonradan takılma. Orijinal park sensörü yok. Volkswagen'in hastalığı biliyorsun, koymuyor. Sonradan parayla alıyor. Portlarına bile koyuyorlar ama. Aynen. Ama önü koyma, bari arkayı koy. Koymaz. Yapmaz. Evet, araç bu kadar arkadaşlar. Şimdi hep beraber aracın test sürüşüne geçelim. Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi aracın sürüşündeyiz arkadaşlar. Oğuz ile birlikte. Evet, merhaba arkadaşlar. Az önce kanalı aldım dedim ama siz de işe başladık. Yani işin aslı o. Siz öyle anlayın. Dedi gel dedi, sana uygun bir maaş vereyim dedi. Ne uğraşıyorsun? Araba alacağım, bulacağım. Ben bulayım. Beraber test vallahi dedim. Kameramı tutarsın dedi. Ben de tamam olur dedim. GT Polo. Özel bir araç. GTI'den sonra buna geçtiler. Hani o meşhur ilk gelen GTI'ların yağ yakma sorunu vardı. Çok ciddi bir şekilde yağ yakıyordu. 180'lik. 2013'te o yağ yakma sorununu 2012'nin son 2013 modellerde çözdük dediler. Ama insanlar yine midesi bulandığı için hemen hali hazırda bir motor var dedi. ACT motor. Hatta şöyle düzlük var. Aha bu motor. Harbi. 100. Deli fişek. Güzel, araba hakikaten güzel gidiyor ya. 7.6 0 yüzü var. Vardır. Vardır yani inanırım. Şimdi his o şimdi. Önemli olan kağıt üzerinde yazana bakacaksın. Arabaya bineceksin baba, basacaksın. Şimdi mesela Mondeo'yu sürdük. Mondeo'da tabii serbest. Mondeo'da ses kaydı almadığı için video yanına bak ama şimdi iki tane şeyden kaydediyoruz. Bir hazır, ne olur ne olmaz diye. Şimdi Mondeo'da 8.9'du ama hiç 8.9 gibi değildi. Yok yani, 9.1'di. 9.1 miydi? Ama 9.1'di de değildi. Yani hissi o değil, hissi 10.5 falan yani. Ben aynen değiliz öyle. Ha, ama bu şeyini... Çok deli abi, baksana gaz tepkileri. Gidiyor yani. Dün bunda sen basıyorsun, abim arkada şey yapıyor, kasılıyor böyle, küçülüyor. Bunda o hissiyat var. Hakikaten gidiyor bu araba. Bir de dağıtmıyor yani. Aynen. İyi gidiyor. Ama şöyle bir şey var, performanstan girdik, performansı konuşalım ki bu arabanın en çok millet performansını merak ediyor zaten. Bu arabayı alan performans için alıyor, normal Polo'yu almayıp da bunu alan. Planlar üzerine işte. Aynen. Bir şey yaparız, çip yaptırırız falan filan. Aynen, bunun hiç motoruyla oynanmamış, hiç motoruna en ufak bir dokunuş olmamış. Ama performans olarak araç tatmin ediyor sizi. Ha, ama oynamaya da çok müsait bir motor bu yani. Motor. Ciddi oynayan, iyi yüklenen insanlar var bu motora. Bu motor oynamaya da müsait. He, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu araç akıllı silindir kapağı teknolojisi var biliyorsunuz bunda. ACT diyor Volkswagen bunun adına. Bu araçta o olduğu için örneğin arabayı zorlamayınca, yormayınca, 2000 devire geçmeden işte gaza yumuşak yumuşak asıldığında araba çok böyle ölü gidiyor. Geberik gidiyor. Çünkü niye? Burada zaten yol bilgisayarından görebiliyorsun. İki silindir modu. Bak şu an iki silindir yani modunda araba. Yani dört silindiri açmadığı için iki silindir modunda araba çok böyle ölü, baygın. Yani oruçlu adam gibi gidiyor araba. İş yapıyor ama tek iş yapıyor. Aynen. Ha, ama gaza en ufak bir dokunuşta, darbede o 4 silindiri açmasıyla birlikte araba iyi gidiyor. Sonuçta bu motor Audi A4'te, Volkswagen Passat'ta, A3'te ve hatta Skoda'da. A5'te, Skoda'nın birçok modellerinde, Seat Leon FR'da kullanılan bir motor yani. Volkswagen bunu tüm ürün gamına yaydı yani. Bunun güzelliği de şey tabii bir anlamda da, şimdi motor çok kullanıldığı için bununla ilgili yazılımlar, işte bu yazılım üreten kurumlar performans artırmak için bu motor üzerine daha fazla çalışabiliyor. Daha fazla deneme şansı oluyor daha fazla olduğu için. Aynen bir öyle. De binen adam hep aynı kafada. Bu arabayı aynen binen adam. Yani şimdi ne kafayla biniyorsun? Diyorsun ki ben bu arabayı alsam şunu düşünürüm. Biraz performanslı olsun. İşte İstanbul'da mesela kullanıyorsun. Küçük olsun. Kullanışlı otomatik olsun. İyi gitsin. Güzel dursun. Alman gibi dursun falan filan. Aynen. Şimdi motorlarda hep aynı olur.
olduğu için bu kafada adam alıyor, götürüyor, yaptırıyor, götürüyor, yaptırıyor. Evet. Bütün eksikleri, gedikler zamanla daha hızlı kapanmış oluyor. O anlamda da hani performansı artırma konusunda hem yazılımsal olarak hem mekanik olarak kitleri de var. Hazır yazılımları da var. O anlamda rahat yani bu bir araba. Bir de DSG çok iyi eşlik ediyor. Aynen. DSG zaten dün biz aslında Ford testinde de DSG'yi çok övmüştük de DSG çok seri olduğu için herhangi bir performans kaybı olmuyor. Ha, sorunlu falan onu tartışmıyoruz ama yani konfor ve performans açısından DSG o kadar iyi ki yani hiç gücü törpülemiyor. Direkt yola aktarıyor yani. O gücü yola yansıtıyor. O konuda iyi. Performanstan sonra en çok merak edilen sorulardan biri de şey zaten. Bu aracın yakıt tüketimi. Ona en son gelin merak etsinler. En son mu gelin ona? Biraz iyi merak etsinler o zaman. En son dedik ya sardıracaklar şimdi burada. Şimdi DSG konusunda da ben şöyle bir ekleme de yapayım. Şimdi her şanzımanın belli bir karakteri var. Belli bir mekaniği var. Belli bir zaman sonra ekonomik ömrü dolan parçaları var. Tabii. Esasında DSG demek şu demek değil. Yani ben de önceden belki 2 sene önce böyle zannediyordum ama ya marşa her sabah bastığımda acaba şanzımanım arıza verecek mi? Böyle bir şanzıman değil. Hı-hı. Sadece belli parçalar biraz erken bitiyor ve senin kullanım stilinde çok etkileniyor. Kullanım stilin ömrünü çok artırabiliyordu, çok azaltabiliyordu. Evet. Sadece böyle bir şanzıman. Hani turbo benzinli motorun benzin yakışı gibi. Az basıyorsun 17 litre yakıyor, basmıyorsun aynen. 8 litre yakıyor. Aynen öyle. Yani onun gibi belli parçalarının ömrü var. Çok iyi ya, böyle hiç konuşmamıştım. Belli parçalarının ömrü var. Bu parçalar senin kullanım stiline göre çabuk doluyor veya dolmuyor. Hı hı. Ve maliyetli. Esasında evet. Problem maliyetli olması. Ufak tefek paralara bu işleri yapmış olsalardı hiç bu kadar dillenmezdi bu iş. Yani ama kesinlikle. Bir şeyler kavramı değiştiriyorsun. 6.000, 7.000, 8.000 az para çıkmıyor yani cebinden. Bu arabanın parasının onda biri çıkıyor cebinden. O da şanzımanı sorunlu bir şanzıman yapıyor esasında. Kesinlikle. 6000 devirde, 6000 küsürde vites değiştiriyor. Bu viraj çok keskin. Bakalım. Yolu bozmuşlar ya. Aynen tutuyor. Ondan frene asıldım da fazla bozmamışlar aslında yolu da. Demek ki biz kafada fazla adam var orada kaza oluyor. Hı? Veya buzlanmadan. Burada çok kaza oluyor. Buranın en kaza olan ama yeri tam burası. Yani şimdi mesela BMW'm olsa ben oraya gelirim zaman zaman. Çok güzel, fena viraj. Güzel viraj yani. Ama şimdi direkt karşısı böyle kanal gibi bir yer. Genelde oraya uçuyorlar. Hadi ya. O bak, bak o köprünün aşağısı böyle. Zaten o işin sonu kötü diyordu bakalım. Demek ki öyleymiş. Şeyine deneyeyim ben bu arabanın konforuna. Benim kanalda bunun bir ikisinin yani 15 jantlı olanının da videosu var. Comfortline olanın videosu da var. Ya konfor olarak onu beğeniyordum. Güzel. Ama onu da yaklaşık bir ay kullandım. Sonra buna geçtim. Şunu da şu an kaç? Tam 162 kilometredir bunu kullanıyorum. Pardon 185 kilometredir. 15.000'de bu. Tam 15.000'de bakımını yapıldı. Ben yetkili servisten aldım arabayı. 15.000 bakımı yapılmış halde. Yani şöyle söyleyeyim. Konfor olarak 17 jant olması aracı gerçekten törpülüyor. Bir de yanak neredeyse yok gibi. Çok dar yanaklı olduğu için yani konfor olarak bu araç cidden biraz sıkıntı yani onu söyleyeyim yani taş düşüren cinsten. He, ama bu tarz spor bir otomobil için normal diyebiliriz yani bunu. Bir de şöyle bir şey var. Sadece janttan da törpülemiyor. Bunun süspansiyonunda değişiklik var mı normal polo ile bilmiyorum ama süspansiyon da bana biraz sert gibi geldi. Süspansiyonda biraz böyle boşlukta var. Daha sesli çalışıyor. Hani o lastik jantların büyüğü, lastiklerin inceliği tam o sertliği sana yansıtır ama yani süspansiyonda da bir bence bir farklılık olabilir yani. Var var var. Sert. Çünkü çalışma karakteri sesi sert falan sesli. Farklı. O lokurtuları çok fazla duyuyorsun bu arabada. Normal polo gibi değil. Normal polo gibi değil aynen. Ama hani sonuçta spor bir araba. Bir de şey de değil yani o kadar da inanılmaz sert de değil. Normal kullanımda kullanılır. Kullanılır. Şehir içinde bozuk yola girdiğin zaman fark ediyorsun. Sıkıntı yaşarsın. O zaman aynen. Fark ediyorsun o işi. Kalkalım mı 350? Bir de şeyi söyleyeceğim. Start stopu 1-2'ye göre çok sesli çalışıyor. Sirkiyor yani senin. Dizel araba hissi veriyor. Hadi. Start stopta o 1-2'sinde hiçbir şey yok örneğin o konuda. Ama bunun start stopu çok arka geliyor acı. Çok iyi.
Kafa nerede? Arka orada. Ben Polo'nun yol tutuşunu seviyorum. Fiesta ve Polo bu sınıfta bence yol tutuşunda sınıf lideri. Bu arabayı da ben karşıdan aldım. Yani bu aralarda pek ciddi zorlamadık ama karşıdan aldım, getirirken falan bayağı zorladım. Alırken de yarım depo mazot vardı, için ayıptır söylemesi. Onu bitirmek adına bayağı zorladım. Konforunu, işte performansını filan ölçtüm. Performansı tam benlik, yeterli. Onu değindik zaten. Konforu hafif sıkıntılar yaşayabiliyor. Benim gibi konfor düşkünü bir adamsan konfor konusunda biraz sıkıntı çekersin. İşin açığını söyleyeyim C5 yani. C5 bineceksin o zaman. Heh, C5'im benim gitti. Vardı. C5 çok iyiydi. Dünkü Mondeo muazzamına yakındı. Ya. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Şey söyleyeceğim. Koltuğun yanal destekleri, incelemede de söyledim bunu. Yanal destekleri normal Polo'ya göre çok çok daha iyi. Çok iyi. Yanal desteklerini çok iyi arttırmışlar koltuğun. Ben bunu beğendim ya. Yani bu bir, ama baldır yine boş. Ama B segmentine göre normal gibi. Ya baldırlar güzel acı. B'de yani bundan izi yok zaten. Hı hı. i20'nin biraz uzundu diye hatırlıyorum. Baldır şeyler, değil mi? Aynen. Minder kısmı uzundu. Hı hı. Ama yanal destekleri yine bu kadar fazla yoktu ya. Bunun yanal bu spor otomobil ya bir de. Bunun yanal destekleri şey gibi, bir kadın kollarıyla arkadan sana sarılıyor. Aynen aynen aynen. Kesinlikle öyleyiz. Bir sıcaklık var arabada. Çok. Ramazan'da her ne kadar iyi olmasa da. Bir kadın dedim canım yani. Yani normal bir insanın hayatında bir kadın olduğu için. Şimdi ayrıca bu arabanın yalıtımı da güzel. Çok iyi. Yalıtımı çok iyi. Yani bak, o konuda cam tavan birazcık ses yapabiliyor yüksek aynen süratlerde. Özellikle V açıkken yani hafif açıkken, havalandırma diyorum ben ona, havalandırması açıkken cam tavan ses yapabiliyor. O V şey arabanın küllüğü acı, sigara içen adamlar. Hem genelde sigara içen hem de işte akşam caddede yavaş gezeyim diyenlerin araba tısır şekil gözüksün. Tısır tısır. Bir de bu arabanın direksiyonu çok güzel ya. Oo çok iyi. Bak bu konuda Scirocco, benim Scirocco testimde de söyledim bunu. Ya bu direksiyon muazzam. Gerçekten çok. İnsanın bırakası gelmiyor. Böyle orta göbeğini böyle sevesi geliyor. Yani güzel bir direksiyon ya. Direksiyon ayarları da güzel. Kendine göre istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Çok güzel iyi. Yani 10 yıl üretsinler, 10 yıl daha da uzun gider. Koysun yani her spor otomobiline. Bir de burada da mesela şey var. Koltuğun yukarı aşağı opsiyonu falan burada da var. Sağ ön koltukta da sağ var. Sağ ön koltukta da var. Şimdi C segmenti birçok arabanın dolusunda da olmuyor. Aynen. Yani mesela i30 test ettik, yoktu. Hı hı. Niye koymuyorsun? Bunda mesela Volkswagen'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. Orta ekran koyuyor. Yıllardır bu ekran var. Hı hı. Bir saat arkasında dünya şekli çürklü. Ama dokunmatiği falan hep yeterliydi. Çok iyi. Çok ha, GT'de özellik olarak hani ne isteyebilirsin? Belki bir navigasyon isteyebilirsin. Belki bir o şeyde işte var. Onu söyleyeyim. O double ekranda var. Bir büyük ekranda opsiyonu var. GT Plus'ları var. Ha, Plus paketle alıyorsun, ben tamam mı? Ben GT'ye çok hakim değilim ama. GT'de dijital klima ve double ekran geliyor. Bir de geri görüş kamerası geliyor. Bunda Plus yok. Yani bir opsiyon paketi var. Bir opsiyon paketi var. Onu paketi alınca ya standartı bu. Opsiyon paketini alırsan şey de geliyor. Double ekran ve dijital klima geliyor. Ufak tefek ama şey de olabilirdi. Yani yine bunda da işte G-metredir falan filan, böyle ufak tefek basınç saati falan. Yok, bunda yok. Yani ayrıca double ekranda var da bunda yok. Ayrıca mesela Scirocco'da bu üste koymuş gibi veya bu sol tarafa. Aynen. Ya yani, şu direği dizse hani, falan. Araba güzel olmaz gidiyor. Şey performansı. Tabii canım 1.4 150'lik Scirocco'da var dediğin turbo basınçlar falan. Yani performansı sınıfına göre iyi ama hani bunları da koysaydı arabanın daha bir özelliği havası olurdu. Bence şimdi de bu şekilde bindiğin zaman hani tam Polo GT dışarıdan falan bakıyorsun, bir de buna kuşak yapmışlar acı. Hı hı. Yani yılan duruyor araba, çok güzel çok duruyor. Güzel. Cam tavan mantan ama hani birkaç daha böyle gıdıklamalar bir şeyler koyduğun zaman. Aynen. Ama Volkswagen pek o topa girmiyor ya. Ya garanti iş yapıyor Volkswagen. Aynen. Girmiyor o topa. Birçok firma da girmiyor. Hı hı. Yani o işe çok girmiyorlar. Bir de yani artık vergiler de yüksek. Avrupa'da, Amerika'da bunu yapıyorsa da bile burada yapmıyor. Bilmiyorum aynen orada öyle yapıyor mu ama. Aynen öyle. Burada yapmıyor. Niye? Çünkü ne kadar maliyet düşürürsen bir alt vergi dilimine girme ihtimalin tabii artıyor. Ya. Yani onu düşünüyorlar. Yani opsiyonel özelliklerden bile alınan vergiler o kadar yüksek ki şu anda. Kesinlikle. Yani. Firmalar koymuyor. Bir de yani şey diyor. Buradaki satıcı da diyor ki yani gerek yok diyor. Ya olsa ne olur. Onu zaten bizimkiler yaptırıyor sana evde diyor. Aynen öyle.
Bizim biraz o kafamız var. Hani şey var ya, araba galericide boyalıysa çakal galerici, vatandaşta boyalıysa çarpmış adam falan. Şimdi bayiden alırken onları yaptırıp da 3 kuruş para istediğin zaman bunlar bize çakıyor. Hakikaten çakıyorlar da. Ama dışarıda sanayide yaptırdığın zaman vallahi orijinalinden daha güzel. Aynı şey yani. Zaten bunlar bu kafada, gerek yok yapma, yapar bunlar. Vallahi direksiyonun bir de şeyi güzel, tepkileri. Ya Volkswagen bu işi, ben her videosunda söylüyorum, Volkswagen test ettiğim arabanın her videosunda söylüyorum, Volkswagen bu işi gerçekten iyi yapıyor abi. Neden iyi yapıyor? Abi yerinde yumuşakken, yani düşük hızlarda çok iyi, yumuşak. Parmağınla bile istediğin yöne yön verebiliyorsun bu direksiyona. Ama araba sürat attıkça, viraj kastıkça çok iyi sertleşiyor yani. O kararlılığı, o netliği direksiyonda fazlasıyla hissediyorsun yani. Bir de şimdi bunda jant da var. Aynen. Daha güzel tutunuyor, daha böyle bir hissediyorsun. Aynen. Yani yine elektrikli olmasına rağmen. Ama burnunu görmüyorsun bu arabada bak. Poloların burnunu göremiyorsun. Ya ben burnunu öyle görmeyi, diyorsun. Arabanın var ya, ben burnunu görmeyi hiç istemiyorum. Ben çok seviyorum. Burnunu görmeyince, ya da biz İstanbul'da kullanmaya alışmışız diyor öyle. Örneğin dar aralara falan giriyorsun. Laleli'ye, Maleli'ye git bu arabayla. Ya bu araba gerçi kısa, küçük araba da. Daha özellikle net tahmin ediyorum. Uzun arabalarda burnunu görmediğinde bittin. Yani ben öyle hissediyorum. Ben de mesela görmeden böyle pıtı pıtı gitmek inanılmaz bana heyecanlı geliyor. Acayip böyle bir şey oluyorum. Hani şey derler ya, hırsız ihtiyacı olduğu için hırsızlık yapmaz, o heyecanı yaşamak istiyorsun. Bende de onun gibi yani, o heyecanı yaşamak istiyorum. Bana öyle geliyor, atraksiyon geliyor, böyle güzel geliyor. O yüzden mesela Honda'nın önünü seviyorum, görmüyorsun hiçbir şey. Aynen, Honda'da şey da göremiyor. Orada. Mesela C Max'ı seviyordum, onu görmüyordum. 407'yi seviyordum, onu görmüyordum. Görmeyince böyle ben de bir sevgi oluyor. Ben de görmeyince sevmiyorum. Sen o zaman acı şey alacaksın. Gel, sen yıldızcısın zaten. Aynen, Mercedes'i ben seviyorum. Orada bir yıldız olacak. Gösterge paneli değişmeliydi. Normal Polo'da neyse bunda da aynı. 30 yaşına geldi ya. Yani bir de bu bu spor bir araba, tamam mı? Bu senin B segmentindeki aracının spor modeli. Yani normal Comfort Line ya da Launch modeli değil. Ya da Trend modeli değil. Bu araç senin spor modelin yani. Buna bir yani spor havası katmalıydın, anladın mı? Yani bu göstergeyi iyileştirmeliydin. Ya hiçbir şey yapamazsa ben sana bir şey söyleyeyim. Oraya ne yapabilirdi? Şimdi bu arabayı Blue ismiyle çok tanıttılar. İşte koltuk kenarları mavi, şöyle böyle. GT Blue. En azından oraya ışıklandırmaları, okları, kadranları mavi yapabilirdi. Ya aynı öyle madde. Yapabilirdi. Şuralara ambiyans ışıkları biraz katsaydı. Yani ne bileyim, kemere bir kırmızı kemer ya da mavi kemer artı 5 beygir yani. İnsanda hani, o hissi uyandırıyor yani. Hani önceden B5'lerde makyajlı pastatlar, makyaj öncesi kullananlar kırmızı rengi hastayım kadranda. Sonrası kullananlar maviler bir tane hastayım. Yani. Onun gibi yani, en azından bir mavi koysan, hadi hiçbir şey yapamadın. Mavi yap bari ışığını, bir hava farkı olsun yani. Güzel ondan olurdu. Bir farkı oldu olsun. Bir de şey yani, yıllardır aynı baba, bir sağını sonunu değiştir yani. Bazı firmalar yapıyor, beğenmiyoruz ama adamlar farklı bir şey yapıyor en azından. Ya bu kadran, ben normal modellerinde kabul edebiliyorum bu kadranı. Ama yani böyle GT bir araçtı bu kadran, yani ne bileyim, her şey aynı. 1-2 TSI'na da biniyorsun, hatta bunların 1000 motorları da var. Onlara da biniyorsun, aynı. Bu spor otomobile biniyorsun, bunda da aynı. Bu 2009'da bu kadran geldi bildiğim kadarıyla. 2009'da aynı. Ondan sonra aynı. Şimdi bu bence artık şey oldu, boş araba kadranı oldu. Çünkü eski yani. Aynen. Doluyu değiştir. Şimdi yeni Polo gelecek, onda muhtemelen hayalet falan koyacaklar. Hayalet var. 4-5 lira isteyecekler. Alamayacaksın yine. Bu ekranı yine alamayacaklar. Yine bu ekranı. Yani değiştir kardeşim şunu. Ama araba yine genel olarak konfor anlamında, bak şu haliyle bile sınıfında yukarıları oynuyor yani. Aynen. Şu hani sert dedik ya. Sertliği yer ama. Bu haliyle bile konfor anlamında da yukarıları oynuyor. Şimdi buna yakın benim bu sınıfta test ettiğim araba ne? i20. Sen de belki kullanmışsındır. Yeni i20. Konfor anlamında, süspansiyon anlamında, yalıtım anlamında sınıfına göre güzel araba. Bir de aynen, geniş içi. Aynen. Zaten Polo işin başını oynuyor. Tabii Ford falan da var da. Ford'un sportif özelliği biraz daha fazla.
Tabii. O daha sert bir araba. 15 jantta bile bundan daha sert. Aynen öyle. Aynen. Titanyum paket Fiesta'lar böbrek taşı düşürüyor ya. Aynen. Yani boşuna şeyin en dolusunu alıyorsun. Hı. 15 jantta. Ulan 17 değil, bir şey değil ama yine sert araba. Aynen ne öyle. Ne takacağız buna? 10 jant mı takacağız? Yumuşatmak için. 13'e mi düşürelim? Ne yapalım? Vallahi o konuda doğrusun. Yakıtını önce yakıt söyleyelim o zaman. Yakıt arkadaşlar, ben bu arabayı kaç 191 kilometredir kullanıyorum işte. 191 kilometredir kullandığım. Ya bu araç normal İstanbul trafik, bakın trafikte konuşuyorum. Trafikte kullanırsanız normal 8 ile 8.2, 8.3 bu arada yakıyor. 8, 8.2'yi geçmiyor. Performanslı kullandığında 9, 1 litre koy üzerine. 9.5, 10'a değiyor yani. Az önceki gibi full gazlamalı kullan, 10 litre yakıyor. Onu söyleyeyim. Ama normal kullandığında 8 litreyi yakarsın bu arabayla. Ha, ama ben gelirken bir de uzun yol kastım. Yani uzun yol derken 3. köprü yoluna girdim falan filan. İlk aldığımda aracı. Orada yani ilginçtir. Araç 120 ile 110 ile gidiyordu. 2 silindir modunda gidiyordu. Yani 4 litre ile falan anlık 3.5-4 litre ile geldim yani. Yakıt tüketimini bayağı düşürdüm. Yani uzun yolda da bu araçla yani 120 bandını geçme, 4.5-5 litreyi çok çok rahat yakalarsın yani. O bandı çok rahat yakalarsın. Yani 5 litrenin altına rahatlıkla gelebilirsin yani. Hız sabitleyiciyi de kullandığında. Yani yakıtı bence normal. Çok amşan bir yakıt yok. Yakıtı, İstanbul'da. Yakıtı güzel. Şimdi bu arabayla tabii biraz böyle sağlam basıp ayağını gazdan çekmediğin zaman 13-14'leri de buluyor ama. Ama o çok aşırı zorlar. Onun için çok fazla zorlaman lazım. Hı-hı. Normal hani uzun yola çıktın, asıldın gittin veya normal ara ara gazlanma yaptın. 8.5-9 litre çok iyi. Çok iyi. Yani çok ne yaktıracak, ne, hangisini yaktıracak? Atmosferik 1.4 benzinli araba kullansan şu trafikte 10.5 litre yakıyor zaten. Aynen. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Şehir içi, yani örneğin sen Sivas'tasın. Bu arabayı git Sivas şehir içinde sen çok rahat 7'ye düşürürsün. Ben muhtemelen düşürürüm. Ben çok rahat düşürürüm. 122'lik Golf 7 ile 7.5 litreyle Sivas'ta geziyordum şehir içinde. İşte. Yani bu arabada rahatlıkla düşürürsün. Sen bu arabada hiç yani 2 silindir modunda full kullandığında dediğin gibi çok rahatlıkla o seviyelere düşersin. Ya ilden ile çok fark ediyor. Bak Sivas kullanıyorum. Buradaki takipçi yazıyor. 11.5'un altına inmiyor diyor. Evet. Ben 8.5'ta geziyorum. Aynen öyle. İlden ile trafik, çok değişiyor. Bak dün ne konuştuk? Benim evim işime 7.8 kilometre geldiğim saat. Bir saat al bu sabah saat. Bir saate geldim işte. Hı hı. Bir saat sen 4 kilometreyi 4.8 kilometre, şey 3.8 kilometre. 4.5 dakikaya gidiyorum diyorsun. 4 dakikaya gidiyorum. Yani trafik bu, olursa 6 dakika. İşte bu çok fark ettiriyor yani. Bu yakıt ne olacak? Bu araba yerinde klima açık çalışır. Ve bu veriler benim hep klima açık. Ben yazda klimayı kapatmam. Klima hep açık verileri ya bu. Ya burada sen arabayı 100 kilometrelik hesaplıyorsun yakıtını ama araba 200 kilometrelik çalışıyor. Aynen öyle. Bir de o da var yani. Burada. Aynen öyle. Çünkü bekliyorsun. Sürekli gıdım git bekle. Biraz git bekle. Aynen git, öyle. Bekle. Öyle olduğu için tabii İstanbul değişik. Fiyatından bahsedelim. Fiyatı bak bu arabayı şimdi herkes bana takipçiler hep soruyor. Abi sen bu arabayı bineceğim mi, satacağım mı? Galericinin kardeşim bindiği araba olmaz. Galericinin benim lafımdır o. Satana kadar bindiği araba olur sadece. Bu benim satana kadar bindiğim araba arkadaşlar. Fiyatı ben örneğin iyi yazdım diye düşünüyorum. Ben 77 bin lirada ilanda var şu an bu araba zaten. Dün gördüm açıkçası. Şu an benden sonraki en düşük fiyat 79-80'ler. Yani ama bence hakkı bu arabanın 76-77 civarı. Yani fiyatını sen değerlendir istersen. Eder mi? 76-77. Yani ülkede ÖTV bu noktaya gelmiş. Bunu da göz ardı etmeyeyim. Şu dönemde hani şu yok. Eder mi? Ben Honda'yı götürdüm tüp taktırmaya. 48-800 almıştım. Tüpçü dedi ki 55 vereyim bırak git dedi. Etmez ki dedim. Sen ne yapacaksın dedi etmediğini. Ben 55 veriyorum. Aynen. Şimdi yani düşünüyorsun şöyle. Ulan diyorsun bu araba para eder mi diyorsun. İlanlara bakıyorsun. Sıfır fiyatlarına bakıyorsun. Yok baba yok. Adam tüplü arabayı 110 bin lira satıyor sana sıfır. Tabii. Niye alıyorsun? 6 yıl garanti veriyor diye alıyorsun. İşte. Çünkü artık yani yapacak hiçbir şey yok. Paramızın değeri düştü. Vergiler arttı. Yani, kur fiyatları dediğin gibi nerelere geldi. Şimdi sırtına yükledikçe yükledi. Şimdi baktığın zaman şu araba için bu arabayı zaten alacak adam az çok ne alacağını biliyor. Hı hı. Bu videoyu izlemeden önce de bir sürü arabanın sağını solunu kurcalamıştır, bakmıştır, etmiştir. Hı hı. Bu arabayı alacak adam bundan daha ucuz, daha performanslı. Bu modelde. Bu modelde. 2016 model. Ve hani
görüntüsü bu kadar güzel duran başka araç almayacağını biliyor, alamayacağını biliyor. Aynen. Yani küçük araba eski alır. Eski model alır. Hani eski, şimdi çünkü videonun altına hemen yazacaklardır. 2012-2013 alırım bu fiyata diye. Tamam, onlar hep yazıyor biliyorum. Şimdi adam şunu yazacaktır. Genelde şununla karşılaştırılır. O paraya Passat alırım. Passat binecek adam bu arabayla ne işi var? Tabii canım. Ya onun kitlesi başka, bunun kitlesi çok başka. Çok ayrı bir kitle hitap ediyor. Şimdi bunun kitlesi de zaten bu arabanın ne olduğunu biliyor. Daha uygununa böyle bir araba alamayacağını biliyor. Zaten yok da yani. Bu sınıfta bu kadar güçlü bir araba evet. Başka. Yani ne? Ibiza var işte. Evet. Alacaksın. O da Cupra'lar 1.8 oldu diye pek satmadı artık. Yani bir de İlk, şimdi 2016'lar 1.8 Cupra. Ibiza'da şu da var. Yani her halükarda bu kadar konfor yok. Evet. Bu kadar kalite yok. Ibiza yani, biraz daha çok daha şey asi bir araba yani buna göre. Ibiza'nın kullanımı bence bundan daha farklı zevkli. Yani, zevkli ama yani şehir içi kullanımı değil, o biraz daha piste dönük ha, buna göre. Ama bunda ne var? Bunda şimdi mesela genç adamsın, öğrencisin veya işte yeni gerektiğinde gazlar, gerektiğinde sakin. Yeni mezun olmuş birisin, zaman zaman aileni de bindireceksin. Şu dönem her şeye geliyor bu araba. Aynen gelir. Yani skalası daha geniş bu arabanın. Zaten aynen. Volkswagen'in skalası çok geniş olduğu için satıyor. Her şeye hitap ediyor adam. Bence aynen öyle. Bu arabanın da fiyatı bence güzel yani. Şimdi tüplü sıfır arabanın 110-120 lira bir yerde. Bu araba iyi ya. Ben alırdım yani, onu söyleyeyim. Almışsın zaten. Aldım da zaten. Biniyorum. Satılana yani kadar da bineceğiz. Aziz bir arabayı alıyorsa demek ki piyasası vardır. Böyle bakmalıyız değil mi? C5'i aldık ya, şu an tüm C5 formu bize saydırıyor. Piyasa oluştu araba. Piyasasını yükseltin arabanın ama diye. Ama C5 de hakikaten arabaydı. Güzel araba. C5 çok güzel yani araba. Ben şimdi 450 ile başladım Fransız hikayeme. O da çok güzel arabaydı. Çok ya Fransızların ben D segment araçlarını beğeniyorum. D güzel. D'de iyi tutturuyorlar yani. Konforu iyi tutturuyorlar. Tutturamıyorlar da arabayı. Araba güzel oluyor. Bence C5'i çok iyi tutturmuşlardı bana göre. C5 piyasaya oturana kadar işte ne zaman oturdu? Vergiler çok... Hayır arabanın kalite konfor algısını iyi tutturdular yani bence. Ya, tabii kalite kesinlikle. Konfor algısı iyiydi. Kesinlikle işte yenisi de geldi şimdi. Yenisi seneye gelecek diyorlar da bakalım. Muhtemelen. Evet, bu videoluk bu kadar. Bu videoda Oğuz bize eşlik etti. Dün de aslında bir video çektik ama o bir Mondeo videosu hüsranla bitti. Instagram'da duyurduk bunu. Ardından Oğuz bugün sabah kalktı. Vallahi Allah razı olsun Oğuz. Şimdi İstanbul'da ilk kez yanında kimse olmadan baba Beşiktaş'tan Bahçelievlere geldi valla. Otobüstür, metrodur. Ona aynen. Soruyorum, ona soruyorum. Nerede gideceğim falan filan. Ablanın birine soruyorum, böyle kötü kötü bakıyor. Ya ne var yani, yol sardık. Valla Allah razı olsun kardeşim. Bize yardımcı oldun. Bu testte beraber bulunalım dedim. Hiç kırmadı sağ olsun kendisi de. Böyle çok teşekkür ediyorum sana. Oğuz'un kanalında zaten çoğunuz takip ediyordur. Hemen hemen aynı kişiler takip ediyor. Ama yine de otomobil günlüklerim olarak yazarsanız YouTube'a Oğuz'un kanalını da takip edin arkadaşlar. İkinci el olarak özellikle. Ben yani şu an şunu diyebilirim. Ben ikinci el ben de çekiyorum ama o kadar eskiye ben girmiyorum. Ama eskilere falan öyle giriyor ki adam, yani o sınıfta tek bence Oğuz. Yani YouTube Türkiye'de. YouTube Türkiye'de adam tek yani. Yani ben yorum getiremem yani. Samara'ya bir yorum getiremem yani. Bu bir beceridir yani. Bu bir kalitedir bence. Aziz'e de tam desteğinizi verin. Aziz Allah bu işte hani dürüst düzgün bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Kimsenin hakkını yemeden, hakkına girmeden. Hani bunu biz sürekli telefonda da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hani kimsenin önüne bir şey de engel olmadan. Aynen. Ben de kendimden bir şeyler katayım diyerekten. Hani hep aynen, bu tarzda. Aynen. Çünkü şu otomobil camiasında yavaş yavaş biz de seninle birlikte yavaş yavaş giriyoruz. Aynen. Ve şunu görüyoruz. Yani adam bakıyor sende iş var. Beraber video çekelim diyor kanalın bir tanesi. Aynen. Bana oldu yani. Yapan öyle. Şimdi çok büyük kafayı oynayan kanal bu da yani. Öyle boş adam değil bunlar. Sen diyor ikimize ya, de. Sen diyor gel diyor bir video çekelim beraber. 4-5 defa bunu söylüyor. Geliyorsun, arıyorsun, açmıyor adam. İşte. Bakıyorsun niye? Abone sayısı çok artmış adamın. Artık sen aşağılarda kalmışsın. Şimdi bura birazcık böyle olduğu için merak etme sen. Ben son 3 aydır hepsini geçiyorum. Ya geç. Genel izlenmede bu ay geçemedik. Ramazan'da geçemedik ama niye geçemedik? Modu düşük. Bir haftada bazen bir video atıyorum filan. O yüzden haksız rekabet de var zaten. Sıfır araçları ilk onlar almasına rağmen biz onlara çok şükür ki takipçilerin sayesinde her ay yani bu işte kafayı oynayan tüm otomobil kanallarını son 3 aydır ben geçtim. Ama bu ay geçemeyeceğim gözüküyor. Sana helal olsun.
Yani bu kısıtlı imkanlarla görüyorsun yani. Araba alamıyoruz abi evet, daha. Sana helal olsun. Yani şimdi mesela bak hafta içindeyiz. İşini bıraktın, dükkanı bıraktın, buraya geldin. Aynen. Yani bu ciddi bir emek. Ya ben bundan ne kadar kazanabilirim ki? Yani. Ya ben sana para için yapsam ben bundan ne kazanacağım ki? 3 ay geçer 40 dolar yazar orada. Tamam. Arkadaşlar senin kanalına da bir video yaparız herhalde. Şimdi nasip olursa senin yaparız. Kanalına da muhtemelen benim video Oğuz'un videodan önce gelecek. Bu videoyu izleyenler Oğuz'un kanalına da gidip o videoyu da izlesinler. Oğuz'a da bir yani sohbet, vlog, bu tarz bir iyi bir video gelecek. O videoyu izlemeyin. İzlemeyi. O videoyu önce benimkini izleyin. O videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Önce benimkini izlemeyen onu izlemesin. Olamaz. Evet, videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Takibe, desteğe devam.